Herkese merhabalar, Yeşimden Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde 15 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve tam kıvamında bir etsiz çiğ köfte tarifiyle geldim. Videomda bahsetmiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek sizler de böyle tam kıvamında hazırları aratmayan lezzetli bir çiğ köfte hazırlayabilirsiniz. Ve iddia ediyorum bu tariften sonra kesinlikle dışarıdan çiğ köfte almayacaksınız. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Çiğ köfte tarifim için 2 su bardağı esmer köftelik bulgur kullanıyorum. Mutlaka sizlerin de esmer olan ince bulguru kullanmanızı tavsiye ederim. Ve bulgurumu ıslatmak için de 2 su bardağı sıcak suyum var. 2 tane soğanım var orta boy. 2 dolu yemek kaşığı isot kullanacağım. 4 yemek kaşığı nar ekşisi var. 1 tane sarımsak. 1 yemek kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 çay bardağı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı biber salçası. Ve 1 yemek kaşığı da domates salçası kullanıyorum. Öncelikle köftelik bulgurumu derince bir kasenin içerisine döküyorum. 2 su bardağı bulgurum var. Ve üzerine şöyle bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve ardından 2 su bardağı da kaynamış suyumu ekliyorum. Sonra tüm bulgurlar ıslanıncasına kadar şöyle bir karıştırıyorum. Tüm bulgurların güzelce ıslandığından emin olalım. Şimdi de kapağımı üzerine kapatıyorum. Ve bu şekilde 10 dakika bulgurların şişmesini bekliyorum. Bulgurlarımız şişerken biz de soğanlarımızı rendeleyelim. Çiğ köftede soğan büyük önem arz ediyor. Şöyle ki soğanı rendeleyeceğiz ama suyunu kesinlikle çiğ köftenin içerisine koymayacağız. Çünkü suyuyla birlikte koyduğumuzda hem çiğ köfteyi sulandıracaktır hem de acılık verecektir. Rendenin ince kısmıyla soğanlarımı güzelce bir rendeliyorum. Sizler dilerseniz bu işlemi rondoda da yapabilirsiniz. İki tane soğanımı rendeledim. Şöyle üzerinde olan tortuları da alayım. Söylediğim gibi soğanın suyunu kesinlikle kullanmıyoruz. Aksi halde çok acı olacaktır çiğ köftemiz. Şöyle bir cam kasemin üzerine ince bir süzgecimi koydum. Şöyle soğanımın suyunu şöyle güzelce süzdürüyorum. Gördüğünüz gibi bu suyu kullanmıyoruz. Daha önceki çiğ köfte deneyimlerimde ben soğanı suyuyla birlikte kullandığımda çiğ köfteye çok acımsı bir lezzet verdi. Mutlaka bu işlemi bundan sonra yapıyorum. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Soğanın suyunu güzelce elinizle sıkın ve asla çiğ köftenin içerisinde kullanmayın. Son olarak şöyle toparlayıp elimle de bir sıkayım. Böyle posasını kullanacağız. Köftemin iç sosunu hazırlayacağım. Bunun için 1 çay bardağı sıvı yağı kasemin içerisine boşalttım. 2 dolu yemek kaşığı isotumu ekliyorum. Rendenin ince yeriyle rendeleyip suyunu sıktığımız soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ben 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullandım. Ama evinizde ikisi yoksa sadece domates salçasıyla da yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı pul biberimi de ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber. Benim kullanmış olduğum salça
Biber salçası biraz tuzlu olduğu için ben tuzunu fazla eklemeyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Sizler damak tadınıza göre tabii ki çeşitlendirebilirsiniz baharatları ve aynı zamanda tuzu. Şimdi de 4 yemek kaşığı nar ekşisini ekledim. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıyorum. Ve son olarak da sarımsağımı rendeleyeceğim içerisine. Bir tane sarımsağı da içerisine şöyle rendeliyorum. Ben bir tane sarımsak kullandım. Sizler seviyorsanız miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeyi güzelce bir karıştırıyorum. Evet, sosum hazır. Şimdi bu sosumu bir kenara alıyorum. Islatmış olduğum bulgurlarıma bakacağım ne durumda. Evet, bulgurlarımız da gördüğünüz gibi şişmişler. Şöyle parmağınızla alıp böyle ezdiğinizde eziliyorsa kıvamı güzel demektir. Böyle gördüğünüz gibi eziliyorlar. Çok güzel de şişmişler. Öncesinde bir güzel karıştırıyorum. Ve sonra kenara koyduğum sosla buluşturacağım. Sonrasında da bir blender yardımıyla çiğ köftemizi 5 dakika güzelce ezip kıvam almasını sağlayacağız. Şimdi içerisine hazırlamış olduğum çiğ köfte sosumu ilave ediyorum. Öncesinde bir güzelce karıştırıyorum. Blender'a vurmadan önce. Islatmış olduğum bulgurları hazırlamış olduğum çiğ köftenin sosuyla buluşturdum ve güzelce karıştırdım. Şimdi sıra geldi çiğ köftemi blender'dan geçirmeye. Burada da dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası blender'ı sürekli çalıştırmamak. Yani ben blender'ımı böyle 2 dakika çalıştırdım ve sonra kenarda soğuttum. Çünkü motoru ısınıp blender'ınız yanabilir bu durumda. Lütfen siz de bu işlemi yaparken böyle ara ara blender'ınızı kapatın, biraz dinlendirin ve ondan sonra çiğ köftenizi blender'dan getirin. Bu işlemi toplamda 5 dakika yapıyoruz. Yani 5 dakika blender'dan geçirip sonra da 2 dakika elimizle yoğuruyoruz ve çiğ köftemiz hazır hale gelecek. Sizler de çiğ köfteyi çok seviyor ama yoğurma işlemiyle uğraşmak istemiyorsanız eğer bu pratik yöntemle evde 15 dakika içerisinde çiğ köftenizi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ve denediğinizde de göreceksiniz hazır aldığınız çiğ köftelerden hiçbir farkı olmuyor. Lezzeti, kıvamı çok lezzetli bir çiğ köfte ortaya çıkıyor. Arada şöyle bir karıştıralım ki her yere eşit bir şekilde blenderla ezilebilsin diye. Son 1 dakika kadar daha blender'la ezeceğim. Sonra da 2 dakikada elimle yoğurma işlemi yapacağım. Evet, artık çiğ köftemiz hazır. Şöyle şundaki şeyleri de çıkartalım. Son olarak böyle bir yemek kaşığı kadar daha şöyle bir nar ekşisi gezdiriyorum ve elimle yoğuracağım artık. Bu videomda sizlere evde pratik bir şekilde nasıl çiğ köfte yapılır paylaşmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki görüşlerinizi, varsa sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum.
Gördüğünüz gibi çok güzel macun kıvamında bir etsiz çiğ köfte oldu. Yoğurma işleminde çok uğraştırmıyor sizi. Ya blenderda 5 dakika çektirdim ve 2 dakikada elimle yoğurdum. Şöyle yakından da size bir tanesini sıkıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hazırlardan hiçbir farkı yok ve çok güzel bir çiğ köfte oldu. Artık etsiz çiğ köftemiz hazır. Gördüğünüz gibi 2 bardak bulgurdan bu kadar çiğ köfte ortaya çıktı. Bir aile boyu çiğ köfteyi çok az maliyette ve çok kısa sürede evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Üstelik kendi ellerinizle hazırladığınız içeriği de belli. Gördüğünüz gibi çok da lezzetli bir çiğ köfte oldu. Çiğ köfteye şekil verme işleminde mutlaka bir eldiven kullanın. Çünkü eldiven kullandığınızda çiğ köftenin şekli daha belirgin oluyor. Böyle parmak izleriniz üzerinde daha güzel çıkıyor. Böyle elimle istediğim miktarda kopartıyorum parçaları ve hafif sıkarak böyle şekil verip servis tabağıma diziyorum. Dilerseniz lavaş arasında sarıp dilimleyip de servis edebilirsiniz. Ama bizler marulla yemeği tercih ediyoruz. Servisi artık size kalmış. Şöyle yakından da size çiğ köftelerimin son halini göstermek istiyorum. Dediğim gibi tam kıvamında oldu. Sizler de denerseniz bana lezzeti konusunda hak vereceksiniz. Bu güzel tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi de beğenip kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.